نشرة الأخبار السورية من القناة الإعلامية الثانية لبنت سوريا. معلم سوريا'nın Filistinlilere asırlardan beri sunduklarını hiçbir konuk devlet sunmadı. Suriye Arap ordusu silahlı terörist gruplarına Şam kırsalı, Homs ve Halep'te ağır darbeler indiriyor. İran, Türkiye'nin Suriye sınırında Patriot füze bataryasını yerleştirmesinden uyardı. Suriye Televizyonu'ndan iyi akşamlar. Türkçe haber bülteniyle yeniden karşınızdayız. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Ban Ki-moon bugün Başbakan Yardımcısı, Dışişleri ve Gurbetçiler Bakanı Vital Muharrem ile telefon görüşmesinde bulundu. Genel olarak Suriye'deki durumların ele alındığı görüşmede Birleşmiş Milletler, Suriye Özel Temsilcisi Lahal İbrahim'in misyonu ve Filistinli mültecilerin yoğun olarak yaşadıkları Şam'ın her müksentindeki durumlar masaya yatırıldı. Suriye'nin 10 yıllardan beri topraklarında yaşayan Filistinlilere sunduğu ve sunmakta olduklarının Filistinli mültecilere konuk eden hiçbir ülke tarafından sunulmadığı belirten muallim, Filistinli kardeşlerin yer müksentine yabancı olan silahlı terör gruplarına herhangi bir şekilde barınak ya da yardım temin etmemeleri gereğini belirtti. Muallim bu teröristlerin neden oldukları yıkım ve şiddet nedeniyle Filistinlilerin onları kovmaları gerektiğini vurguladı. Muallim, Suriye'nin daha önce birçok kez topraklarında yaşayan Filistinlilerin ülkenin tanık olduğu krize dahil edilmelerine ilaveten, başta geri dönüş olmak üzere meşru haklarından saptırılmaları tehlikesinden uyardığını dikkat çekti. Muallim, gasp edilen meşru haklarına ilişkin BM kararlarının uygulanmasında, Filistin halkının düştüğü hayal kırıklığında Birleşmiş Milletler ve uluslararası toplumun sorumluluğunu belirtti. Yarmuk semti ve civarında yaşananların gereğine ışık tutan muallim, Filistinliler ve Suriyelilerin yaşadıkları semti bazı mahallelerine 4 gün önce Nusra cephesinden silahlı teröristlerin girdiklerini açıkladı. Muallim, Nusralı teröristlerin semtin bazı mahallelerine girmeden önce bir kısım mahalleleri top atışını tuttuklarını ve bir cami ve hastaneyi sabote ettiklerini söyledi. Semtte yaşayan ailenin silahlı kuvvetlerimizden müdahale ve imdat istemelerine rağmen Suriye ordusunun semte girmediğini vurgulayan muallim, Yarmuk neden çatışmaların bazı komşu ülkelerin silah ve para desteği alan söz konusu Nusralı teröristlerle semtte yaşayan Filistinli halk komitelerinin teşkil ettikleri elemanlar arasında olduğunu vurguladı. Filistin'in Kurtuluş Halk Cephesi Genel Komutanlığı, Suriye'nin maruz kaldığı küresel savaş ve komplo başta olmak üzere Suriye'de cereyan nedenlerle ilgili tutumun sabit olduğunu belirtti. Cephede Merkezi Enformasyon Dairesi Sorumlusu Enver Reca bazı medya kanallarının yayınladığı haberlerin cephe veya tutumunu temsil etmediğini söyledi. Reca, cephenin görüşü ve tutumunu yansıtacak herhangi beyanatın sadece cephenin Şam'daki enformasyon merkezinden çıkacağını vurguladı. Kahraman silahlı kuvvetlerimize tabi birlikler terör gruplarını kovalama operasyonlarını sürdürerek terör hücre evlerini ve toplanma yerlerini hedef aldı. Şam kısalı Diyabiye beldesinde bir grup teröristle çatışmaya girdi. Çatışma sonucunda teröristler ölü ve yaralı olarak etkisiz hale getirildi. Ellerindeki silahlara da el konuldu. Çatışmada ayrıca terör grubu elebaşı El-Zerkavi Kod adlı Gassab Manzuri ve 3 terörist öldürüldü. Arbin beldesindeki Cübeyr sahasında silahlı bir terörist grubu etkisiz hale getirerek ellerindeki suç aletlerini tahrip etti. Güvenlik birimleri bugün Homs kentindeki bir sivil yolcu otobüsünde 200 adet bomba düzeneği yakaladı. Homs'tan açıklama yapan yetkili bir kaynak, bomba düzeneklerinin her birinin şiddetli patlama etkisine sahip 1 kilogram patlayıcıdan hazırlandıklarını açıkladı. Homs kırsalında Samalil ve Burj Kaide terörist grupla çatışmaya giren silahlı kuvvetlerimiz çok sayıda teröristi etkisiz hale getirerek ellerinde bulunan hava topu ve makineli silahı tahrip etti. Güvenlik birimleri Dera kırsalının kuzeyine düşen El Musemmiye bölgesinde Kaide örgütüne tabi Nusra cephesinden çok sayıda teröristi etkisiz hale getirerek havzalarında bulunan muhtelif tür silahlara el koydu. Öldürülen teröristlerin bir kısmının kimliğinin tespit edildiğini ifade eden yetkili bir kaynak, Dera'dan yaptığı açıklamada teröristlerin havzalarında yakalanan cephanede uzun namlulu otomatik savaş silahları, makineli silah ve İsrail malı Lauf füzeleri bulunduğunu belirtti. Kaynak, silahlı kuvvetlerimizin aynı zamanda Dera Beled bölgesinde baraj yolu üzerinde bir terör grubunu kovaladığını ve onunla
çatışmaya girdiğini ifade ederek çatışmada birçok teröristin ölü ve yaralı düştüklerini aktardı. Patriot füzelerinin Türkiye'nin Suriye sınırına yerleştirilmesini reddeden yeni tutumlarda İran Dışişleri Bakanı Ali Ekber Salih'i Türkiye toprakları dahilinde Patriot füzelerinin yerleştirilmesinin hesapta olmayan icraatlara sürükleyebilecek kışkırtıcı bir adım olduğunu belirtti. Salih bu gibi füzelerin yerleştirilmesinin bölge güvenliğine hizmet etmeyeceğini vurguladı. Paris'te ise Fransa Ulusal Cephesi Paris'in Doğu Paris'in tanıması tutumunu sert bir dille eleştirdi. Cephe Başkanı Marie Le Pen bir televizyon programında ülkesinin bu hususta aldığı tutumun teşvik verici olduğunu belirterek Fransa'nın ilk tanıyan olmak istediğini lakin kimi ve ne için ilk olarak sorunu dile getirdi. Le Pen, Türkiye'nin Suriye'ye geçmiş sorularından olarak bu aynı Libya olduğu gibi kökten dinci insanlardan oluşan siyasi bir rejimin gelişmesine yol açacağını vurguladı. Bu arada Fransa Ulusal Cephesi Paris Başkanı Marie Le Pen Suriye'yi savunduğunu çünkü bunun adaletin ve akli sisteminin en basit ilkesi olduğunu belirtti. Le Pen, Fransa'daki sorunun Suriye'ye cereyan edenler hususunda gerçek bir beyin diplomasi eyleminin varlığında yaptığını işaret etti. İran Başkanı Mahmut Ahmadinejad bugün kararlaştırılmış Türkiye ziyaretini iptal etti. İran Başkanı Uluslararası İlişkiler Ofisi Genel Müdürü Başkan Ahmadinejad'ın ziyareti işlerin yoğunluğu sebebiyle iptal ettiğini söyledi. Söz konusu ziyaret Türkiye Başbakanı'nın 13. yüzyılda yaşayan büyük İranlı şair Celaleddin Rumi'nin ölüm yıldönümü münasebetiyle düzenlenen törene daveti üzerine gelmişti. Sevgili seyirciler, basında bugün köyümüzde yazar Hamis Subi'nin kalbiyle getirdiği makalesinde Ummanlı El Vatan Gazetesi, Suriye Arap Ordusu'nun Kaide teröristlerine karşı gücünün Arap ordularını yıpratma savaşlarındaki direnişini ve İsrail çıkarına zayıflatılmasını amaçladığını belirtti. Gazete, Suriye Arap Ordusu'nun dünya ülkelerinin yarısından fazlasına karşı dimdik ayakta durmasının Suriye'yi yıkmaya çalışanlara manevi hizmet anlamında olduğunu ifade etti. Gazette, bazı medya organlarının yürüttüğü psikolojik savaşın terörist çetelerin maneviyatını yükseltmek için Suriye'ye karşı savaşın bir bölümü sayıldığına dikkat çekti. İranlı Kehan gazetesi açılış makalesinde NATO'nun fiil ve hareketlerinin Batı Siyonist koalisyon stratejisinin Orta Doğu'da tırmandırma ve çıkartmaya doğru yöneldiğinin bir göstergesi olduğunu belirtti. Gazete, Ankara'nın genel olarak İslam alemi, özel olarak da Suriye'yi hegemoni altına aldaki batılı İsrailli ajanların aleni olarak uygulanması istenen düşmancıl görevde parmağının olduğunu gösterdiğini aktardı. GTA'ya göre Türk patriotlarının hedefinin Suriye'deki kriz ve sonuçları konusundan daha uzak olduğunu, Erdoğanlı Türkiye'nin de kendini NATO'nun bölge ve İslam güvenliğini tehdit eden bir edat haline koyduğunu ifade etti. Şam'da yayınlanan El Sevra gazetesi stratejik araştırmacı Emin Htayt imzalı makalesinde Suriye krizi çözümünün Suriye'nin egemenliği ve bağımsızlığına inananların içinde bulunacağı siyasi çözümden başka hiçbir yolla çözülemeyeceğini belirtti. Yazar Htayt, Amerika tekfiri ve terörist grupların tüm bölgeye hali hazırda ve gelecekteki eylem aktivitelerinin sonuçlarından uyardı. Sevgili dinleyiciler, yanımızın sonunda özetleri tekrar ediyoruz. Muallim, Suriye'nin asırlardan beri sorularını hiçbir devlet sunmadı. Suriye ordusu silahlı terörist gruplarına Şam kırsalı Homs ve Halep'te ağır darbeler indiriyor. İran, Türkiye'nin Suriye sınırında Patriot füze bataryasını yerleştirmesinden uyardı. Haberleri sunduk. Yarın tekrar birlikte olmak emeliyle esen kalın.